Oldukça uzun bir zamandır Panasonic Lumix GH5 II kullanıyorum ve son derece memnunum. Bunu çektiğim videolardan da zaten siz de görebilirsiniz. E hal böyle olunca dedim ki madem bu arkadaşı ben biliyorum sizler de bilin. Sizler için de detaylı bir inceleme videosu çektim. Efendim bu videomuzda Lumix GH5 II'yi tüm detayları da birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Hızlıca paket içeriğine bakalım. Pakette pek çok kağıttan sonra dikilerek logoları tasarlanmış olan askı kayışı. Kameranın sol tarafında vidalanarak kullanılabilen HDMI ve Tip-C kalbus tutucu. Şarj adaptörü, masaüstü şarj cihazı ve bir ucu Tip-C diğer ucu Tip-A olan USB kalbu çıkıyor. Burada şarj için iki seçenek sunuluyor. Dilerseniz direkt olarak pili USB'den şarj edebiliyor veya pili çıkarıp masaüstü şarj standına koyarak da şarj edebiliyorsunuz. Bu özellikle birden fazla pil kullanıyorsanız oldukça iyi olacaktır. Bununla beraber kullanılan pil pek çok modelde de kullanılan dmw DMWBLK22 2200 miliamperlik pil. Her yerde bulabileceğiniz bir pil diyebiliriz bunun için. Gövde ölçüleri yaklaşık 98 138 87 milimetre şeklinde. Batarya ve bir hafıza kartı ile birlikte ağırlığı sadece 727 gram, sadece gövde ise 647 gram. Gövde toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bayonet olarak G serisi lensleri kullanıyor ama Micro Four Third sensörler için tasarlanan tüm lensleri kullanabiliyorsunuz. Ön kısımda alan derinliği ön izleme tuşu, lens çıkarma tuşu, AF ışığı ve harici flash bağlantısı yer alırken dummy batarya takmak istediğinizde kablosunu çıkarmak için de ön kısımdaki alandaki plastiği kaldırabiliyorsunuz. Micro Four Third yani iki çarpanlı olan Live LiveMOS sensör size fotoğrafta 20.3 megapiksel çözünürlük, videoda ise Cinema 4K'da 59.94 karede 4.2.0 10 bit 200 megabit per second, 29.97 karede 4.2.2 10 bit 400 megabit per second çözünürlük sunuyor. Bu arada anamorfik 6K çekim özelliğinin olduğunu da belirtmek gerek. Ayrıca 12 stopluk dinamik aralığa sahip. Kamera kapalıyken hafif salladığınızda veya kamerayı açtığınızda sensörün hareket ettiğini göreceksiniz. Çünkü bu arkadaşta IBIS yani gövdeden görüntü sabitleme özelliği var. 5 eksen size 6.5 kademeli sabitleme sunuyor. Eğer lensinizde görüntü sabitleme yoksa bu özelliği menüden açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer lensinizde de görüntü sabitleme varsa açma kapamayı direkt olarak lens üzerinden yapmak mümkün oluyor. Gövdeden sabitlemenin dışında elektronik olarak dengeleme özelliği de mevcut. Bununla beraber görüntü takviyesi ve özellikle anamorfik lens kullanırken sorunsuz bir çekim için anamorfik modu olduğunu da söyleyebilirim. Yürüyüş testi yaparak görüntü sabitleyici bir test edelim. Burada özel bir yürüyüş yapmadım. Normal direkt yürüdüm. Tüm özellikler kapalı iken pek hoş olmayan görüntü oluyor ve son derece çalkantılı bir hayatınız oluyor. IBIS açıldığında doğal formuna kavuşuyor adeta takviye açtığınızda da videoya ufak da olsa bir dokunuş sağlıyor. E dengeleme açıldığında daha yumuşak bir yürüyüş elde edebiliyorsunuz ama burada dijital bir dengeleme ve crop olduğu için hızlı adımlarda jello efekt oluşmaya başlıyor. Bu nedenle bence en mantıklısı ibisi kullanmak olacak. Elbette çok daha stabil bir yürüyüş ile daha iyi sonuçlar elde edebileceğinizi de söylemek gerek. Sol tarafta mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, tam boyutlu HDMI portu ve Tip-C portu yer alıyor. Tip-C portun versiyonu USB 3.1 Gen 1. Ayrıca bu port tabii ki sadece şarj için değil, bilgisayar bağlantısı ve gimbal ve benzer aygıtlarda da kullanmak için kullanılabiliyor. Sağ kısımdaki yaylı kart kapağını açtığınızda sizi iki tane uhs ii kart yuvası karşılıyor. İşin güzel yanı menü içerisinden yuva işlevlerini yedekli kayıt, bir fotoğraf diğeri video şeklinde kayıt veya tek tek kayıt şeklinde ayarlamak mümkün. Tüm formatlarda yaptığınız kayıtları harici bir aygıt gerekmeden karta kaydedebiliyorsunuz. Üst kısımda devam edelim. Solda sürüş kadranı, üstte flash kızı, flash kızan ön kısımda stereo mikrofon, Sağda mod kadranı, açma-kafama sürgüsü, kayıt tuşu, fotoğraf stili tuşu, beyaz dengesi, ISO ve pozlama telafisi tuşu, deklanşör, ön ve arka kısımlarda da ayar çarkları yer alıyor. Kayıt tuşunun boyutu oldukça iyi ve yerine çabuk alışıyorsunuz. İki kademeli deklanşörün tepkisi mükemmel. Ayar çarkları ve kullanım için gerekli olan tüm tuşların konumu da gayet ergonomik. Mod kadranında 4 özel ayar, akıllı otomatik mod, manuel mod, video modu ve yarı otomatik modlar yer alıyor. Ayrıca ortasına basarak modların yanlışlıkla değişmesini engelleyen kilidi de açabiliyorsunuz. Elektronik vizörün hemen altında hoparlör, sağında ise diopter mevcut. Bunun dışında vizör alt kısımdaki sensörle veya vizör tuşu ile monitör vizör geçişini ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada vizör OLED 3.68 milyon noktalı ve 120 ile 60 fps arası ayarlanabiliyor. Arka kısımda izleme tuşu, monitör ile vizör arasında geçiş yapmaya yarayan tuş, netlik sistemi değiştirme switch'i, netlik noktasının yerini değiştirmek için joystick, AF kilidi, netlik sistemi değiştirme tuşu, hızlı erişim tuşu, menü set tuşu, dört yönlü ayar tuşu, ayar çarkı, geri tuşu ve son olarak display tuşu yer alıyor. Arka kısımda üst arka bölümde ve üst kısımda kadranlar yer alıyor. Bunları istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca az önce saydığım tüm tuşları da özelleştirebiliyorsunuz. Sağda yer alan joystick netlik noktasını hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanıyor. Tabii ki ekranı dokunarak da netlik noktasını değiştirebilirsiniz. Ama özellikle vizör kullanıyorsanız joystick işinize çok yarayacaktır. Ayrıca menüde gezerken de joystick kullanabilirsiniz. Ekran yaklaşık olarak 270 derece dönebiliyor. Ekran boyutu 3 inç ve oldukça iyi bir dokunmatiği var. 1.84 milyon nokta görüntü kalitesiyle de son derece iyi. Bu arada ellerim aşırı büyük değil ama uzun parmaklarım olmasına rağmen kamera hem avucuma tam oturuyor hem de serçe parmağım kameranın altına girmiyor tutuş formu olarak çok sevdiğimi söylemem gerek. Testler sırasında iki farklı lens kullanacağım. Bunlardan biri Leica 1260 F2.8 4 ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip lens ki full frame karşılığı 2420. Diğeri ise benim aktif olarak kullandığım Lumix 14.42 F3.5 5.6 ve yine optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan ve full frame karşılığı 2884 olan lens. Bu arada bu lensin en önemli özelliği power zoom olması. Power zoom lensler için menü içerisinde özel bir alan da mevcut. Burada fotoğrafta veya videoda yapılan zoom in veya out'un hızını değiştirebiliyorsunuz. Power zoom lensin olayı tam olarak da bu. Üzerindeki sürgü kullanarak akıcı bir zoom elde etmeye yarıyor. AF seçenekleri tuşuna bastığınızda 8 farklı AF modundan birini seçebiliyorsunuz. Yukarı oka basarak izleme modunu aktif edebiliyor aşağı oka basarak AF alanını ayarlayabiliyorsunuz. Kullandığınız AF moduna veya ayarlarınıza bağlı olarak AF modlarının görünümü değişiyor. Bunu da ekstra bir bilgi olarak vermek gerek. Öncelikle netleme hızı lenslere göre değişkenlik gösterecek elbette ama Leica 1260 ile yaptığım testlerde oldukça hızlı sonuçları elde ettiğimi söyleyebilirim. gh 5 2de kontrast AF kullanılıyor. AF sisteminde 3 farklı nesne algılama sistemi var. İnsan, Hayvan, insan ve hayvan şeklinde. Ayrıca AF hızını ve hassasiyetini de özel olarak ayarlayabiliyorsunuz. AF takibi oldukça iyi çalışıyor. Hayvan takibinde son derece iyi yaptığını söyleyebilirim. Nadiren de olsa objeyi kaçırıyor ama genel olarak son derece iyi. Manuel netleme tarafında ise size bazı seçenekler sunuluyor. Burada eğer görüntüyü full olarak seçer ve fokus halkasını hareket ettirirseniz ekran bir bütün olarak büyüyor ve daha rahat bir manuel netleme yapmanızı sağlıyor. Eğer pip yani picture in picture seçerseniz resim içinde resim açılıyor ve hem genel kamera açısını hem de yakınlaştırma yapılmış bölümü görebiliyorsunuz. Yeni yeni bazı lenslerde donanım olarak yer alan ama çoğu kamerada olmayan odak geçişi bu kamerada standart olarak var. Burada temel amaç önceden tanımlı 3 noktaya kadar odak noktaları arasında otomatik geçiş yapmak. Hemen ayarlarını yapalım. İki farklı aralıkta iki nesne yerleştirdim. Netleme halkasını kullanarak veya otomatik netleme kullanıp birinci konumu seçtim. Aynı bu şekilde ikinci ve üçüncü konumu da seçebilirsiniz. Ben şimdilik sadece iki tane seçtim. Artık ister ekran üzerinden 1, 2, 3 simgelerine dokunarak, isterseniz kamera üzerindeki tuşlarla seçim yapıp onaylayarak bu netlik noktaları arasında otomatik geçiş yapabilirsiniz. Bu geçişlerin sürelerini, geçiş arası sürelerini ve geçiş hızını da ayrıca ayarlamak mümkün oluyor. Sabit çekimlerde, özellikle ikili ya da üçlü diyalogların olduğu çekimlerde son derece iyi bir iş çıkarıyor. Soldaki sürüş kadranında tekli çekim, sürekli çekim, 6K, 4K fotoğraf çekimi, fokus değiştirmeli fotoğraf, timelapse ve gecikmeli çekim bölümlerini görebilirsiniz. Buradaki ilginç özelliklerden biri post fokus ya da daha Türkçe haliyle netlik noktası değiştirilebilen fotoğraf diyebiliriz. Sürüş kadranını bu kısmı aldıktan sonra menüden son fokus çözünürlüğünün 8 megapiksel veya 18 megapiksel olarak değiştirebiliyoruz. Ardından yarım deklanşör ve sonrasında tam deklanşör yapıyorsunuz ve GH5-2 tüm fokus noktalarını tarayarak karşınıza bir aslında video çıkartıyor. Tam fotoğraf diyemeyiz buna. Fokus noktaları değişmiş olan bir video bu. Bu video üzerinde joystick kullanarak dilediğiniz bir alana gelip netliği bu alandan alabiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken tek şey onaylamak. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Bunu sadece sabit nesnelerin fotoğrafını çekerken kullanabiliyorsunuz. Diğer türlü işler biraz karışıyor. GH52 mekanik şatırda 1 bölü 8 bin, elektronik şatırda 1 bölü 16 bin ulaşabiliyor. Mekanik şatırda da, elektronik şatırda da saniyede 12 kare fotoğraf çekmek mümkün. Deklanşör seslerinde size bir dinleteyim. Mekanik ve elektronik dışında seçilebilen 3 farklı şatır mevcut. Hemen seslerini dinleteyim. Elbette elektronik şatır aldığınızda artık ses duymuyorsunuz. Bu arada elde çekim yaptım ki şatır sesin masadan falan yansımadan direkt olarak kayda gelsin. Artık kullanımına geçelim. İşin video olduğu için daha çok video ağırlıklı olarak kullanımdan bahsedeceğim. Fotoğraf konusuna da biraz değineceğim. Öncelikle video kaydını MOV veya MP4 olarak yapabildiğinizi söyleyerek başlayalım. Bununla beraber H264 ve H265 olarak kayıt yapmak da mümkün. Görüntü alanı seçimine full veya daha croplu bir görüntü için piksel by piksel yapabilirsiniz. MP4 seçildiğinde 4K veya Full HD video ile sadece 420 kayıt alabiliyorsunuz. Bununla beraber 8 bit veya 10 bit seçim yapmak da mümkün. Eğer MOV seçerseniz 6K'dan Full HD'ye 420 veya 422 8 bit veya 10 bit çekim yapmak mümkün olacaktır. Slow motion tarafında menüde özel bir alan yokmuş gibi görünse de Kayıt kalitesi bölümünden seçim yaparken değişken kare hızı kullanılabilir seçeneğini gördüğünüz her çözünürlükte slow motion'u kullanabilirsiniz. Eğer 4K çözünürlüklerden birini seçerseniz en fazla saniyede 60 kare, Full HD seçerseniz saniyede 180 kareye kadar slow motion yapmak mümkün. Tabii ki çekim yaparken burada olduğu gibi flicker yapan ışıklardan uzak durmalı ve mümkün olduğunca gün ışını kullanmanız gerek. Çünkü enstantane hızı da otomatik olarak arttığı için daha fazla ışığa veya ISO'ya ihtiyaç duyacaksınız. Bu arada Flicker'la ilgili genel bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Eğer ortamda flicker yapan bir ışık var ve shutter adımları bu ışığa göre ayarlanmıyorsa senkron tarama özelliğini açarak ondalık değerler halinde shutter hızını ayarlayabilir ve flicker'dan kurtulabilirsiniz. Timecode ile işi olanlar için hem kamera hem de HDMI üzerinden timecode'u çalıştırabiliyorsunuz. Bunu rec run veya free run olarak ayarlamak mümkün. Her ne kadar adı fotoğraf stili olsa da en çok video çekerken kullandığımız bir alana devam edelim. Burada önceden tanımlı pek çok stili görmek mümkün. Bununla beraber seçilen bir stil üzerinde oynamalar da yapabiliyorsunuz. Stil olarak Lumix'in Log görüntüsü olan B-Log'u da buradan aktif edebiliyoruz. Sonrasında Color Correction ve Color Grading ile dilediğiniz kareleri de elde edebiliyorsunuz. Burada devreye bir de LUT giriyor. gh 5 II'nin kendi içerisinde B-Log Rec.709 LUT'u yer alıyor. Ama isterseniz kendi lutunuzu da kameraya yükleyebilirsiniz. Hatta Lumix'in sitesinde ücretsiz lutlar var. Linke de Lumix'in Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada kamera ekranındaki flat görüntüden kurtulmak için monitör bölümünden B-Log görüntü yardımına girmeniz ve buradan LUT açmanız yeterli olacaktır. Görüntü efekti tarafında kullanabileceğiniz 17 tane efekt var. Elbette çektikten sonra eşleyerek farklı stiller elde etmek daha iyi olacaktır ama direkt olarak bu efektleri kullanarak da farklı fotoğraf kareleri elde edebilirsiniz. Yine pek çok kamerada olmayan ama GH52'de olan zamanlayıcılı video çekimini de anlatayım. Genelde sayacışı fotoğrafta yaygındır ama bu kamerada videoda da var. Bir süre belirleyip sürüş modunu sayacı alırsanız ve kayıt tuşuna basarsanız seçtiğiniz süre bittikten sonra otomatik olarak kayıt başlayacaktır. Tek başına kamera karşısına çekim yapanlar için son derece güzel bir özellik. Normalde ISO değerini otomatik dışında 200 ila 12800 arası ayarlayabiliyorsunuz. Eğer gelişmiş ISO'yu açarsanız. Videoda 100 ila 12800, fotoğrafta ise 100 ila 25600 arası ayarlayabiliyorsunuz. Hemen test sonuçlarına da bakalım. 100'den başlayıp 25600'e kadar öncelikle fotoğraf çekimi yapalım. Fotoğrafta 1000 ISO'ya kadar oldukça iyi ve rahatlıkla temiz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. 1000 ISO sonrasında artık gren ufak ufak gözümüze batmaya başlıyor ama görüntü hala iyi. 8000 ISO'dan sonra artık gren fotoğrafta rahatsız etmeye başlıyor. Ancak bunu da yine kullanabilirsiniz diyebiliriz. 10000 ISO'dan sonra görüntü çok da tat vermemeye başlıyor. Video tarafına geçtiğimizde burada MOV formatında sinema 4K kullanarak 422 2, 10 bit 25p çektim. Yine aynı şekilde 1000 ISO'ya kadar oldukça iyi ve rahatlıkla temiz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. 3200 ISO sonrasında artık gren iyice görünmeye başlıyor. 6400'den sonra ise Grand rahatsız edici bir seviyelere ulaşıyor diyebiliriz. Video ile ilgili bir başka konu ise Time -lapse. Gerekli çekim süresi ayarlarını yaptıktan sonra pozlamanızı, netliğinizi, açınızı vesaire ayarlayıp deklanşöre basmanız yeterli. Çekim bittiğinde video oluşturmayı seçerseniz de direkt olarak videonuzu elde edebiliyorsunuz. GH5 II'nin sanırım en önemli özelliği ve yeniliği dahili canlı yayın fonksiyonu. Burada işimizi kolaylaştırmak adına bilgisayarımıza Lumix sitesinden ücretsiz bir şekilde Lumix Network Setting Software'ı indiriyoruz. Az sonra bu bize lazım olacak çünkü. Şimdi menüden akışa giriyoruz. Akış yönetimi olarak doğrudan kaynağa bağlantı veya bilgisayar üzerinden bağlantıyı seçebiliyoruz. Bağlantı yöntemi olarak Wi-Fi veya yine bilgisayara kablo ile bağlanarak yayını yapabilirsiniz. Akış kalitesi bölümünden 1080p veya 720p olarak canlı yayın çözünürlüğünü seçebiliyorsunuz. Şimdi ayarlar tamam ama öncelikle bir Wi-Fi ağına bağlanın. Bunun için akış fonksiyonunu açıyoruz. Kamera bir ağa bağlanmamızı istiyor. Bunun için çevredeki bir Wi-Fi ağına veya telefonunuz üzerinden hotspot kullanarak bağlantıyı kuruyoruz. Bağlantı tamam. Artık son olarak bağlantı adresine girmemiz gerekiyor. RTMP veya RTMPS protokolünü desteklediğini de söyleyebilirim. Peki bu adresi nereden bulacağız veya harf harf oturup yazacak mıyız? Elbette hayır. Ben YouTube için göstereceğim size. YouTube canlı yayın alanında yer alan yayın anahtarı ve URL ise bize lazım olan kısımlar. Bunu kameraya almak içinse konunun başında indirdiğimiz Lumix Network Setting Software'i kullanacağız. Bilgisayara bir hafıza kartı takıyoruz ve programı açıyoruz. Programdaki ilgili alanlara URL ve anahtarı yapıştırıp hafıza kartını seçip bu anahtarı bir isim ve parola veriyoruz. Kaydete bastığınızda hafıza kartında ilgili bir dosya oluşuyor. Kartı kameraya takıyoruz. Akış ayarlarından adres kaydet yükle'ye basıp oradan yükleyi seçip karttaki dosyayı seçiyoruz. Böylece adres kopyalanmış oluyor. Sonrasında yapmanız gereken tek şey canlı yayına başlamak oluyor. Deklaşöre bastığınız an yayın başlayacak. Tabii ki bağlantı hızınıza bağlı olarak bir gecikme olacak. Böylece artık internet olan her yerden rahatlıkla kameranız üzerinden canlı yayın yapabileceksiniz. Ses tarafında da yine oldukça gelişmiş seçenekler bütünü var. Ses kaydı 4 kanalla 16 bit dahili 24 bit XLR üzerinden yapabiliyorsunuz. Fotoğraf tarafına geçtiğimizde öncelikle görüntü sabitleme çalışma modunda 3 farklı alan olduğunu görebiliyorsunuz. Burada yapacağınız çekime göre bir sabitleme seçeneğini seçebilirsiniz. Tabii ki videoda olan sabitleme seçenekleri de fotoğraf kısmında mevcut. Lumix Sync uygulaması devam edelim. Bluetooth ile eşleştirme yaptıktan sonra temel fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Eğer görüntü aktarımını da aktif etmek istiyorsanız bu sefer de Wi-Fi üzerinden de bağlantı kuruluyor. Telefon uygulaması üzerinden yapamayacağınız şey yok denecek kadar az. Tüm fonksiyonları uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Modlar, çözünürlük, parametreler, dokunmatik netlik artık aklınıza ne geliyorsa. Diyelim ki amaç sadece tetikleme yapmak, onun için de basit arayüzü kullanarak tetikleme yapabiliyorsunuz. Elbette bilgisayar uygulaması da var. Hem Windows hem Mac bilgisayarlarda uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bilgisayar bağlantısı sonrası direkt dosya aktarımı yapabilir veya Tether'ı seçip kamerayı bilgisayardan kontrol edebilirsiniz. Bilgisayar uygulaması da tıpkı telefon uygulaması gibi son derece gelişmiş. Tüm özellikleri bilgisayar üzerinden erişebiliyorsunuz. Tabii ki güzel olan özelliği Tether. Çekimi yaptıktan yaklaşık 3 saniye sonra fotoğraf bilgisayarın ekranında görünmeye başlıyor. Kamera bilgisayara bağladığınızda GH5 II web kamerası olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Lumix sitesinden web kamerası eklentisini indirip kurmanız gerekiyor. Ardından dilediğiniz bir platformda tıpkı web kamerası kullanır gibi Lumix'i seçip kamerayı kullanabiliyorsunuz. Sonuç olarak GH5 II yüksek video ve fotoğraf özellikleri ve canlı yayın fonksiyonu gibi daha pek çok özelliği barındırmasına rağmen fiyat bakımından son derece ulaşılabilir bir ürün. Uzun zamandır tepe kamerası olarak bu ürünü kullandığımı düşünürsek son derece memnun olduğumu da belirtmem gerek. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Lumix GH5 2. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.